Selamlar. Ne yapsak? Yeni vloğa mı başlasak dedim kendi kendime. Tipim benim iyi mi? Anlamadım ama ben güzel geldim kendime şu an. Anlamsız bir şekilde. Bugün 30 Ağustos. Zafer Bayramı. Kutlu olsun. Ülkemiz tepkiler. Çok böyle dalga geçiyorsun gibi değil mi? Değil. Arkadaşlar içimizdeki Atatürk sevgisi, Türk sevgisi, Vatan sevgisi tartışılmasın mümkünse. Benim cam pipetim kırıldı bu arada. O yüzden şöyle bir pipete mahkum kaldım. Yeni bir vlog başladık da yani benim yapacak, anlatacak hiçbir şeyim yok. Stajım bitti. Çok şükür. Biliyorsunuz ki meslek lisesi öğrencisiyiz. O yüzden bu yaz staj yaptık. Bitti o. İşte 3 Temmuz'dan 25 Ağustos'a kadar da bitti. Çok... Hani bugün 30 Ağustos. Konya'dan akrabalarımız geldi. Annenim dayımın yanına gitti. Çünkü oradalar akrabalar. Kahvaltı falan şu an yapacaklarmış. Annem işe gitti. Ben buradayım. Evde. Latte yapmayı denedim. Nasıl gösteririm ki bunu size? Neyse işte olmadı. Tamam mı? Ben denedim çünkü sadece. Hiçbir şekilde sütlü kahve, şekerli kahve, bu tarz içeceklerin insanı değilim ben. Americano. Ice Americano ve zift gibi kahve içeceğim abi. Zift, zift bak zift. Zift içmezsem olmaz. Ojelerim nasıl bu arada? 30 Ağustos özel. Derslerim başladı cumartesi günü geçen hafta. Cumartesi gitmedim. Pazar günü gittim çünkü cuma günü stajım bitmişti daha ve ertesi gün direkt derslerine sabah 8.30'da. Dedim yeter, hayır olmaz, bir dinleneyim bir ilk önce, bir soluklanayım. 40 günlük maratondan çıkmışım. Her sabah 5'te kalkıyordum. 6 gibi servise biniyordum. Oradan fabrikaya gidip 3'te çıkıyordum. O kadar yorucuydu ki bazen benim için. Hani katlanılmaz hale geliyordu bazen. Çekilmez bir hale geliyordu. Allah'tan bitti. Çok mutluyum bunun için. Okullar açılacak. Dershanem başladı. Dershanemi sebepsiz çok sevdim. Anlam veremedim. Sarıyor yani. Hocalar falan iyi, güzel. Hala matematik anlamıyorum. Geometri falan ucundan bir gidiyor. Mat 2 dersine daha önce hiç girmedim bu arada. Mat 2'ye hiç girmedim. O yüzden Mat 2'den ne yapıyorlar anlayacak mıyım? Hoca nasıl, hiçbir fikrim yok. Cumartesi günü varmış Mat 2. Bir de galiba bugün vardı ama emin değilim. Ben genel olarak matematik sevmiyorum. Yapamıyorum. Ama yapamıyorum deyip evrene pozitif, pardon, negatif enerji göndermeyelim ki olsun. Değil mi? Olsun inşallah. Şeye dönmüş gibiyim hani. Tam yaşamak istediğim hayata girdim. Benim açımdan. Her şey yerli yerine oturuyor gibi hayatımda. Ne bileyim yani, okul açılıyor. Dershaneye gidiyorum. Güzel. İstediğim dershaneye yazıldım. İstediğim alanda görüyorum derslerimi. İşte yaşam şeklim ona güzel gidiyor. İşte İstediğim cilt bakım ürünlerini alıyorum, istediklerimi alabiliyorum. Bir şekilde her şey yerli yerine oturdu ama o şey, her şeyin yerli yerine oturmuşluğunun mutluluğunu yaşayamıyorum anlamsız bir şekilde. Böyle bir şeyler eksik gibi hayatımda ama ne eksik bilmiyorum. Yani arkadaşlarımla buluşuyorum, geziyorum, tozuyorum ama bir şey eksik. Hani bir şey eksik ama onu da bilmiyorum. Bu arada pazartesi günü doğum günüm, 4 Eylül. Anneme ve babama, hatta çevremdeki herkese, arkadaşım falan kıştan para toplayayım, bana Fenerbahçe'nin yeni formasını alın diyordu. Yeni sezon formasını istiyorum. Lacivert olanını büyütüyorum ama çubuklu da güzel. Sarıyı hiç beğenmedim ve sarı bana yüksek ihtimalle yakışmaz. Yarışmaz ne? Yakışmaz yani. Okulda son senem olması çok garip geliyor. Selamlar, selamlar. Ben dışarı çıktım. Anam hasretleyiz. Araba, çok araba geçiyor ya. Bizim şimdi akrabalar geldiydi. Ya işte ben onların yanına yaşayacağım. 8.30 gibi. Öncesinde evde bana afakanlar bastığı için dışarı çıkma gereksinimi duydum. Dedim hasretli uğrayayım. Niye uğramayayım? Hasretli uğradık. Hasretteyiz. Yürüyoruz. Ne yapacağız bu hasret? Hiçbir fikrim yok. Yaşamaya çalışıyorum şu an. Outfit check yapalım şöyle. Beyaz paraşüt pantolon giydim. Beyaz bir crop'umsu bir şey. Üstüne Sen gömlek. gömlek ol. İçimdeki Gömlek. o gömlek değil, mal. Gömlek kumaşı değil. Söyleyeceğim. Kamerayı açmadan önce bana dedi ki benim tipim çok kötü dedi. Beni çekmedi. Tamam dedim, çekmem. Kolunu gösterim ucundan. Şu şekilde dedim. Sonra bu inatla hala kameraya full giriyor. Döveceğim.
bir tane yapıştıracağım ağzının ortasına. İyilik yaramıyor. Köpek. Hayır canım aşkım bebeğim ya. Hoş geldin köylü Kemal çift Kemal. Anısı var ya. Anısı var değil mi kanka? Anısı tamam, var. Hay. Bugün dışarı çıkıyoruz. Outfit. Şöyle bir şey, outfitimiz var. Şöyle bir tişört giydim. Altına da mavi pantolon. Bu kadar, başka hiçbir şeyim yok şu an için. Ben dün de dışarı çıktım ama hiçbir şey çekmemişim. Dün dayıma falan gittim. Ay çok güzel çıkıyor. Neden? Dün dayıma falan gittim işte. Bizim akrabalar gelmişti işte Konya'dan. Kuzenlerim falan fistan. Aslında benim kuzenim olmuyor. Annemin kuzeninin çocukları ama biz de kuzen gibi bir şey oluyoruz. Akşam avluya gittik. İşte kuzenimle avluya gittik. Onu falan hiç çekmedim. Çünkü unuttum. Selamlar. Biz buluştuk, bayağı gezdik çarşıda falan filan. Pilav, pilav yedik. Yedik. Pilav güzel değil bu arada değil mi? Ben utanıyorum. Ben çekmedim. Pilav biz beğenmedik. Hayır derin yaşa. Pilav güzel değildi, ben bana soracak olursan. Rezalet. Bir şey eksikti. Çok pilav, pilavın bir şey eksikti. Bir tatlı bir şey eksikliği vardı. O yüzden beğenmedik. Herkes beğenmedik. Ona da 60 lira verdik. Bunlar ne atıyor? Aynı böyle. Ondan sonra şimdi avluya geldik çünkü niye olmasın? Eksim arayacağız. Selamınız. Bugün günlerden cumartesi. 2 Eylül mü? 2 Eylül aynen. 2 Eylül cumartesi. Dershanede çıktık Hasret'le beraber. Lize'den defol çalıyor. Tamam. Donut aldım. İncirde. Tamam, onu yiyeceğiz. Yiyeceğim yani. Bu yemeyecekmiş. Ne? Annesiyle konuşuyor. Pazara mı gideceğim? Fırsat verip bulamadım saadet. Şimdi Rosa'la giriyoruz. Geldik. Çok öneriliyor. O yüzden onu bulmam lazım. Da bu devam ediyormuş. Önce eve giderim ben. Nasıl bir duruş lan? Korkacağım. Kedi o kadar garip duruyordu ki korktum görünce. Sen korktun mu? Korktum. Ben yanlışlıkla ayrılmayı manifestlemiş olabilir miyim? Ne alaka? Dinlediğim müzikler falan birazcık ona benzerdi de. Selamlar. Burada'dayız. Zeynep'le beraber. Eyeliner çekmiş. Eyeliner'ına bakabilir miyiz? Eyeliner'a. Maşallah. Öyle. Star'a geldik şimdi. Ben parfüm aldım. Onun açılışını yapacağız. Zeynep, parfümümün açılışını beraber yapalım, gel. Hazır mısın? Sen ne yapıyorsun? Anne seni çekiyorum. YouTuber olacak. Med'den aldık. Med'den aldım bugün. Çok güzel kokusu. Şöyle bir şey. Aa, ojelerim de çok güzel duruyor oğlum. Şuna bak. Zeynep de burada beni çekiyor. Evet, açalım şimdi. Şey bu. Kaç numara bu? Nerede yazıyor? Oğlum dur, bulamadım. 5 minutes later. Ha. Numarası arkadaşlar. Çok isteyen olursa hani, bulmak isteyen. Hoş okuyabildiniz mi onları? Zeynep bugünü benim doğum günüm ilan etti. Bayağı iyi kokusu ya. Çok dehşet iyi. Dehşet iyi bir kokusu var. Fotoğraf çekmeni diyeceğim de artık full Starbucks'ta fotoğraf çekiliyorum geçen gün. Değil mi? Hmm.
Bakalım koklayacak mı? Ay ben çok merak ettim. Hem hayır diyor hem de. Çok güzel kokuyor. Ay gerçekten çok güzel kokuyor. Saç parfümü de alacaktım, sonradan vazgeçtim. Öyle yani, bayağı hoş bir parfüm. Ya şu koca poşetin içinde şu var sadece. Zeynep. Koca poşetin içinde Zeynep. Bir de gratisten nemlendirici aldım. Müzik seçmeye çalışıyoruz story'e. Oha 2.6'da kalmış kamera, dur. Bulamadım. Bak bir şey gel. Ezel koy dedim. Ateş yak koy dedim Ezel'den. Dedi Eylül bu ne dedi. Hiç benim tarzım değil dedi. Uygun değil dedi. Fotoğrafını attığı kişi benim bu arada. Ben bu arada Amerikan aldım yine. Zeynep latte aldım. Ne bak ben kalbende en çok bunu seviyorum. Saçlar. Evet benim saçlarım çok dökülüyor olabilir. Sıralım. Bak şu elimdeki paketi gibi. Ama parfüm paketi ve benim bakışlar. Onu da parka gidiyoruz. Şimdi Zeynep Amerikan deneyimleyecek. Evet. Benim gülüşüm şimdi... peki. Ay şunu içeyim katlansın. Yumuşak içim mi bu? Kahve değil bu. Bu ne? Süt. Bu ne? Bu kahve bak. Bak bu kahve tamam mı? Bu süt. Bu şekerli süt. Kahve koklatmışlar bunu. Ay çok kötü bu. Tamam. Tamam kanka. Utanıyorum ama halledebilirim. Eylül'ü seviyorum. Eylül'ü Özden'in annesiyle görüşürüm. Haberi olsun. Allah. Eylül tam bir aşk kuşu. Aşkınla, coşkunla sen çok yaşa. Şu an isim veremiyorum ama birine çok aşık. İzlemese de Eylül onu çok seviyor. Keşke beni daha çok sevse. Let's go bitches. Kamerayı tutuş şeklim o kadar koluma acı verecek. Aa burada da med varmış. Hemen de kamerayı görür görmez direkt kahve içiyorum. Işık çok güzel buradan. Evet. Baya beğendim. Ama kolum ağrıyor bu şekilde tutunca, o yüzden böyle devam edeceğim. Bak aslında şey, kamerayı şu şekilde tutamıyorum. Şöyle çünkü kolum çok ağrıyor. O yüzden hep böyle. Selamız. Zeynep'le otoparka geldik fotoğraf çekilmeye. Zaten ben Zeynep'i çekiyorum. Hadi post atacak bir şeyler çıkmalı. Otoparkta arabamızı ararken kaybolduk arkadaşlar. Biz de dedik ki niye fotoğraf çekilmiyor? Ya evet yani Mercedes'imi kaybettim. Mercedes'imi. otoparktan kovulunca kızlar. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just... Az önce yaptığım ne? Ben şimdi az önce bir sessizlik oluştu, cipslere bakıyorduk. Zeynep şöyle bir şey yaptı. kanka bir zaman da şey demişti, böyle küçük şeylerden bile mutlu olmanı çok severim demişti. İkimize de birisi demişti. Ya evet. Sonra ikisi de gitti. Şöyle en büyük hayalim bu. Bu şöyle benim 4 numaralı ucu. Kaç numara bu? 231 lon var. Mor renkte çok güzel. Şöyle yapayım. Belki netlememiştim. Netler misin şunu? Netlemiyorum. Netle. Dudak kalemi de bir de. Dudak kalemi de bu. Alın bunu. Çok güzel.
Oh. Çok şükür yarabbim. Allah aşkına beynim ve geri kalan bütün fonksiyonlarım aynı şekilde çalışıyor her daim. Hani orada kolayı içiyorum. Sonra aklıma oradaki su içen teyze geliyor ve çok şükür yarabbim diyorum. Şimdi editlerken yine aklıma o teyze geldi. Ve aynı videoyu koydum. O kadar saçma denk gelmiş ki. Yarım saattir gülüyorum burada. Saat sabah 8:30 pazar gününe bak. Derseniz eğer dershaneye gidiyoruz. 4:30'da dersim var. Çok güneş var niye? Öyle şimdi dershaneye gidiyoruz. Biraz erken çıktım ama çok sıcak. Dolmuşla gideceğim galiba. Birazcık süslendim. Makyaj yaptım. Gömlek falan giydim. Neden? Date'imiz yok arkadaşlar. Fotoğraf çekimimiz olabilir. O yüzden azıcık süslenelim dedik. Normalde bir tane crop'umsu bir şeyim var, onu giyecektim. Sonra da vazgeçtim. Gömlek giydim. Kolyelerim. Şöyle. Bir şu var. Küpe taktım. Ah, kolum çarptı. Arabanın aynasında kolum çarptı. Küpelerim var. Bir de kaplan gözü yüzüğüm. Gidiyoruz. Çekiyormuşlar ama hiçbir şey görmüyorum bu arada. Dehşet bir iş var. Aa, bu arada dün doğum günümdü. Dün 4 Eylül'dü, bugün 5 Eylül. Dün doğum günümdü ve ben hiçbir şey çekmedim. Dün dayım bana Fenerbahçe forması almış. Teşekkürler buradan da kendisine. İzlemez büyük ihtimal ama. Teşekkürler. Çok mutlu oldum. Ona gösteririm. Belki bir beden küçük büyük alırım dedim. Çünkü X'e hayır. S'e beden almış. Ben genelde bol giydiğim için M daha rahat olur diye düşündüm ama S'nin üstümdeki görüntüsünü çok beğendim yani. Ama bilmiyorum. Belki yer dershaneye giderken yanıma alırım, bir uğrarım. Aldığı yere bakarım, deneyeyim. Çok yakıştı bu arada. Buraya koyarım birkaç tane fotoğrafını. Fenerli'ye her şey yakışır arkadaşlar. Doğmuşa gidelim ben de. Selamlar tipim. İçin öncelikle özür dilerim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Ben sabah notlarımı arıyordum. 11. sınıf notlarımı arıyordum ve bulamadım, tamam mı? 11. sınıfta sadece edebiyat ve felsefe notlarım var. Geri kalan hiçbirini bulamadım ve nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Onları bir şekilde ayarlayacağım ve sonra ararken şunu buldum. 10. sınıfta edebiyat hocamdan aldığım edebiyat notları vardı. Ben onların fotokopisini çıkarttırdım. Ve burada bayağı bir sayfa var. Yani bayağı fazla var. Bunları benim fotokopicim şey yapmamış. Sayfa sırasına göre listelememiş. Canım benim. Böyle olduğundan dolayı da karman çorman. Ve ben bunları ayıracağım deyip duruyordum. Ayırmıyordum. Çünkü zımbaları çok fazla sertti. Şimdi zımbaların şu arkalarını açtım. 3 tanesini. Bir tanesi burada arkada ters kalmış. Birini çıkardım. Bayağı cebelleşerek. Şimdi ikincisini çıkaracağım. Ve çok zor. Hani şu ikisiyle beraber çıkarmaya çalışıyorum. Kilit dehşet yırtılma şeyinde yani. Zorlarsam gidecek. Şimdi şunu şöyle geçirdim. Tamam mı buradan? Ve çekiştirerek bollaştıracağım. Çok kötü ses çıktı. Tamam, bollaştırdım bunu sayılır. Şimdi bununla şununla bunu buradan tutup şöyle çekiştire çekiştire çıkartmaya çalışacağım.
çıkıyor aslında bayağı uğraşınca. Ama kırılırsa falan çok daha fazla sıkıntı yaratıyor. O hiç hoş değil mesela. Çünkü sonra da gidip bunları düzenledikten sonra tekrar zımba atacağım ya da kitap haline falan getirteceğim. Kırıldı bu arada. Bunları sıralayacağız. 15-16 17-18 19-20 20'den 23'e geçiyor mesela bak. Bayağı iyi gidiyoruz şu an. Başını buldum. 48'e kadar buldum. Bayağı iyi gidiyoruz yani. Bayağı iyiyiz şu an. Karışmadan gidiyor 48'den sonra. Bayağı iyi yani. Bakalım. 49-50'yi bulduk. Bugün çok güneş var. Yine bir çılgınlık yapıp T5'le dershaneye gitmeyi düşünebilirdim. Ama üst üste 3 defa asla hiçbir T5 beni almadığı için bugün yapmayacağım. Küstüm T5'lere. Dolmuşların hepsine küstüm. Neyse dershaneye gidiyoruz anlayacağınız üzere. Kedi yavruları var. Bilmem gördünüz mü? Dershaneye gidiyoruz. Bu haftaki hafta içi derslerimin son günü. Bugün sanırsam matiki var. Sonra felsefe var. Sonra da tarih mi? Hayır. Sonra da galiba mat 1 var. Ya da hayır mat 1 yok ki. Hiç fikrim yok bilmiyorum. Son dersin ne olduğunu hatırlayamadım. Şimdi yürüyerek gidiyoruz. Ya galiba dersen sonra İpek'le buluşabilirim ama emin değiliz. Normalde dün gidecektim. Sonra dedi bakmadı mesajlarıma daha doğrusu. WhatsApp'ı kapatmışım. Ne olmuş bir şeyler olmuş. Böyle bir şeyler de hatırlamıyorum şimdi. Ona görmemiş mesajlarımı. Ezi can sıkılıyormuş. O olur mu? Gelseydi bu az dedi. Bugün geleyim dedim. Bilmem dedi. Bakarız dedi. İşim olabilir dedi. Tamam dedim. Bugün mavi bir kombin yaptım. Bir dakika. Beyaz bir üst mavi gömlek ve mavi pantolon giyerek. Tokam pembe. Makyajım pembe. Pembe dış makyaj yapmam zaten. Şu önüm açılmasa zaten cinnet geçireceğim. Yeter. Yeter ya, yeter ya. Haftaya çarşamba İpek'in doğum günü. Hediye almam gerek. Ne alacağım bilmem. Aklımda bir şey var ama emin değilim alıp almama konusunda. Ama galiba onu alacağım. Netleştirip günce kafamda derleyip toparlayıp onu alacağım sanırsam. Hatta çarşamba yani 13 Eylül oluyor arkadaşlar. Ruhlar açılmış oluyor. Okul çıkışı dershanem var benim. Çarşamba günü denk geliyor çünkü. Dershanem var. 6.30 gibi önce gitmiş olacağım yanına. Videoyu galiba doğum gününden sonra yayınlamam gerekecek ya da burayı kesmem gerekecek çünkü söylemedim ben bunu ona. Neyse buradan duymuş olur en azından önceden yayınlarsam. Ona geleceğim bilsin. Ona göre dışarı çıksın. 6.30'da ben oraya geleceğim. Öyle. Güzel bir fikir var aklımda. Bakalım. Bakalım bakalım. Hadi gidelim. Ali ile buluştuk. Ali ile. Ali ile buluşmadık gerçi sadece. Şu lübunyalar da var. Ben dershaneden çıktım. Dershaneden çıktım. Şunlarla karşılaştım. Yapamam burada yapamam. Yine aslında burası mı yapılır mı? Allah'ım ya. Sonra bunlar avluya geliyormuş. Ben de peşlerine takıldım. Ben yüzüme yaptım ya. Evet. Başka nasıl? Ne pozisyon varsa o pozisyon. Tipim de böyle. Allah. Dur ben böyle. Kanka rüzgar var ya burada şu an. Bir de güneş ters geliyor. Güneş burada. Sen nasıl ters geliyorsun? Ben yüzmeyi unuttum ya. Boy üstü ne oluyor? Boyunu geçiyor. Ha hatta yüzüm öyle. Yok yüzebiliyorum gerizekalı. Ben biraz alışırsam öğrenirim. Ben çok şey geldik. Sırrımsaklı da hani kırmızı şeyler var ya böyle meyler, top gibi şeyler var. Duba.
oraya geçip de yüzüyorum hep mesela. Şuraya oraya kadar geliyor ama. Yüzme bilmeden geçmesin oradan. Bu sene Tuna'yı ilk kez gördüm yazın. Değil mi Tuna? Evet. Özledin mi beni? Özledim. Çok özledin mi? Ay boyum kısacık mı oldu acaba? Evet arkadaşlar, bugün tribuna girdim. Ama yan tutma vlog'a koyacağım. Yan böyle tutma. Anladım. Tribuna girdim bugün. Bakar mısın? Ama 2 dakika sonra değiştireceğim. Onun fotoğrafı da gelecek, merak etme. Üstündeki duruş şaka mı? Link gelir mi acaba? Şaka mı? Bayağı büyük vermiş lan. Buket. Gerizekalı. Bana çok büyük vermişti. Bizim hayallerimiz büyük oğlum. Evet, Eylül vlog çekip duruyor artık bıktık vloglarından. Değil mi Eylül? 3 ay görmedin. O da doğru. Görmedik. Ben okula gittiğini bana mı giysem gibi, böyle çok hoşuma gitti. Evet, Dilan böyle çok güzel o. Bir de bak şimdi beyaz, Gülşen beyazını giyeceğim, bir de pembe şey aldım. Delikli üstü aldım. Hayır, ben direkt aynı böyle bir boya. Öyle mi giyelim? Nefsi ya, kişisel saçlarımla beraber. Evet, bayağı iyi. Poz verin Halit Allah. Tuna gelsene. Gel, Tuna bakıyorum. Kim bakıyor? As. İyi. Abi saçım niye böyle ya? Sanki ünlüyüm ama göz aldım. Bir şeyler söylemek ister misin vloguma? Ne söyleyeyim? Sen saçım önleri çok ünlü, çok güzelsiniz hepiniz. Ana hariç. Ben gözlere bak. Çocuğa bak. Ne olacaktı? Ya. Bu yavrum hiç söylemiyorum ben. Şimdi gelin ne yapacağız? Ay yan yaptım. Tam çekiyorsun. Kanka ne yok? Hadi de var. Süper şey gelmiş. Hepimiz. Ama kolye aldılar şeyler. Bilekli kamal. Kolye. Hepimiz aynı şeyi sipariş etmişiz bu arada. Abi Tuna az önce bana el falı baktı ve hepsi birebir doğru çıktı. Hepsi gerçek çıktı, yani şok oldum. Şimdi Erdal'a bakıyor. Size izleyin. Kaldı diye. Kanka dediklerinin hepsi çıktı çocuğum. Ne dedi diyor? Ne dedi? Anne dedi hayatta dedi bir şeyi çok istiyorsun dedi. Oluyor gibi. Konsantre olamıyorum şu an. Kim hayattaymış? Dur. Anlatsın sonra. Kanka para ihtiyacın olduğunu biliyorum ama bu parayı böyle çok boşa harcıyormuş gibi hissediyorsun bazen. Kalemleri 500 lira verdi. Ya o senin salaklığın olabilir. Gülşah. Rimel ver. O da hayatına bir pahalı. Biri giriyor hayatına söyle. Tuna. İçirmişsin. Tamam mı? Ben kendim hayatı bir şey yapmam. Baktın mı? Ben neyine bakacağım ben? İyi mi yani? Kodur oluyor mu? He? Kodur oluyor değil mi? Kanka öyle ileriye dönük bir şey bakamam. Yok, kodur oluyor. İleriye dönük bakamam. Yol kodur tabii ben. Ben ileriye dönük istiyorum. Cihan'la öyle bir klip var böyle. Kamera düşecek şimdi. Cihan'la ilan son.